أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Efendim, yine bir Arapça öğreniyorum programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizler ekranları başınızda, biz de stüdyoda inşallah yine dersimize devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde İnşallah yine dünkü dersimize birkaç tane alıştırma yapalım istiyorum. El kalemu, boş bırakılan yere acaba ne getirebiliriz? Resme de bakarak. El kalemu, resme bakarak cevaplarsak. Kırık kalem. Kırık kalem değil mi? Kesirun. Efendim? Kesirun mu yoksa? Kesirun. Kesirun mu? Meksurun mu? Meksurun. El kalemu meksurun. El kalemu meksurun. Kalem nedir? Kırıktır, kırılmıştır. Kalem kırılmıştır. Burada bir at var. Fakat küçük bir at var sanki, değil mi? El-hisanu sagirun. Evet, el-hisanu sagirun. Yani at küçüktür. At küçüktür. El-hisanu sagirun. Evet, devam edelim. El-beytu, bir ev var. Boş bir ev. Çünkü ne perdesi var, ne sergisi var. Yeni, boş bir ev. El-beytu farigun. Fari boş demek. Fari boş. El beytu farigun. Ev boştur. Burada bir tabii yeni moda diyelim. Bir hammam var. Yani banyo var. El hammamu. El hammamu. Şimdi boş yere ne getirebiliriz? Yusuf, ne getirebiliriz boş yere? Nazifun. Nazifun diyebiliriz. Başka? Cedidun. Cedidun diyebiliriz. Cedid neydi? Güzel. Yeni. Yeni. Cemilun da diyebiliriz. Cemil. Tabii güzel manasında. Başka küçük bir hamam. Yani resimde büyük gözükse de küçük bir hamam. El hammamu sagirun diyebiliriz. Nazifun dedik zaten. Temiz değil mi? Hamam temizdir. Şimdi alıştırmadan sonra bugünkü dersimiz yine yargı cümlesi fakat içinde, üzerinde gibi anlamlar katan harfler var. Edatlar, harfler var. El-lebenu, leben, süt. Süt. Bugün ayran olarak da kullanılıyor. El-lebenu, süt. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Fil-kubi. Kup, bardak. Bardak. Süt, bardaktadır. Oradaki bardakta anlamını veren fi'dir. Değil mi? Fi'nin harekesini yazmadık. Orada bir çeken bir harfler, kesre var. Fi diye çekiyor değil mi? El-lebenu, sütü artık biliyorum. Tarif ediliyor çünkü, anlatılıyor. Hangi özelliğiyle anlatılıyor? Bardakta olması özelliğiyle anlatılıyor, tarif ediliyor. El-lebenu fil kubi. Peki burada dikkatimizi çeken bir şey var. Fi bardağın önüne gelmiş değil mi? Kübün önüne gelmiş. Ve kübün son harekesi ne olmuş? Esreli. Evet, şimdiye kadar hep ötreydi. Fakat o fiilden dolayı kelimenin sonuna esre gelmiş. Manası neydi Yusuf tekrar? Süt bardaktadır. Evet, süt bardaktadır. El-ma'u fil kubi. Ma nerededir? Su bardaktadır. Yine bardaktadır. Fiilden dolayı el-kubi kelimesinin sonu kesreli olmuş. El-kameru fis-semai. Ay gökyüzündedir. Bir. Evet, ay gökyüzündedir. Es-semeku, balık. Balık sudadır. Evet, filmay. Balık sudadır diyebilmemiz için bu şekilde söylememiz gerekiyor. Harekelerine de dikkat edelim. El-veledu fis-seyyareti. Seyyare nedir? Yolcu. Taşıt. Taşıt, araba. Yani seyredilen, kendisiyle gidilen vasıta, araba. El-veled, veled ne? Çocuk. Çocuk. Taşıt. Fis-seyyareti dediğim zaman taştadır. Çocuk evet, içindedir. Taştadır. Yani arabadadır. Arabadadır. Peki el veledu naimun diyebilir miydim? Uyuyan. Evet, uyuyan. Naimun uyuyandır. El veledu fis seyyare ti. Ti. Neden ti? Çünkü fi geldiği için. Evet, fi geldiği için. El kelbu fis seyyareti. Köpek arabadadır. Evet, köpek arabadadır. El kıttu fil beyti. Kedi evdedir. Evet, kedi evdedir.
Artık bu kediyi tanıyorum. Hangi özelliğiyle tanıyorum? Evde olma özelliği. Özelliğiyle. Peki neden sonu esre oldu? Çünkü fi geldiği için. Fi geldiği için. Fi ne manası katıyor? Dir manası katıyor. İçinde bulunma. İçinde bulunma. İçindelik manası katıyor. İçindelik manası katıyor. El kürsiyyu, kürsimiz sandalyeydi değil mi? Fil gurfeti, gurfe oda demek. Odadadır. Oda. Kürsi odadadır. El kahvetu, el kahvetu fil fincani. Fincanın içindedir. Evet. Çok yabancı. Evet, kahve fincandadır. İkisi de kullanılıyor değil mi? Kahve de Türkçe'de kullanılıyor, fincan da kullanılıyor. Er racul, er racul de diyebilirim değil evet. mi? Er racul de diyebilirim. Biliyor. Sonlarını bir diyelim ki hatırlayamadım, evet. aklıma gelmedi. Er böyle, raculu. Böyle kolay bir yolu var. Er racul, sonu bilmiyorum. Zaten bilmeyenler genelde böyle söylüyorlar. Er racul fil mescit. Bilmeyenler genelde böyle söylerler. Er racul fil mescit. Adam mescittir anlamına göre. Hayır, bu da doğrudur ama en doğrusu, en güzeli sondaki hareketleri bilmek. Er racul'u böyle kelimemiz, ismimiz baştayken sonu genelde ötrelidir dedik değil mi? Kelimemiz, ismimiz baştayken ötrelidir. Peki elif lam takısı yoksa? Racul'u. Efendim? Racul'un. 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 Er racul'u adam fil mescidi. Adam mescittedir. Evet, mescittedir. Adam mescittedir. Eyner racul. Eyner racul. Eyne? Eyne? Nerede? Eyne nerede? Bu da bir soru. Şimdiye kadar kaç tane soru öğrenmiş olduk o zaman? 4 tane soru edatı öğrenmiş olduk. Bir, ma idi değil mi? Ma hâde bu nedir? Nedir diye soracağımız zaman akılsız varlıklar için ma ile soruyorduk. Akıllı varlıklar için, men. İnsanlar için de men ile soruyorduk. Bir de e vardı. E. Mıdır? Değil mi? E hâde kalemun, bu kalem midir? E hâde kitabun, bu kitap mıdır? Şimdi dördüncüsü de eyne. Eyne. Eyne nerededir? Nerede? Eyne nerede? Tabi bunu daha kısa da söylüyorlar. Eyn diye söylüyorlar. Feyn diye söylüyorlar. Fakat biz şimdi yazılışıyla görelim. Eyne nerede? Er-racul adam nerededir? Değil mi? Eyne er-racul'u adam nerededir? Huve fi mescidu. Evet. Huve. O. Huve nedir? Huve. O. Huve o yani o adam fil mescidi. O mescittedir. Yine huve fis salati. Salat böyle yazılıyor. Namaz böyle yazılıyor. O namazdadır. Huve fis sucudi. Secdededir. Evet, sucud nedir? Secde. O secdededir. Şimdi kadın var. Yaşlı bir kadın var. Eynel mer'etu. Kadın nedir? Mer'e. Değil mi? Nisa kadınlar demek. Kur'an-ı Kerim'de Nisa diye bir sure var. Tabii mer'e de geçiyor. El mer'u da erkek demek. El mer'etu kadın. Eynel mer'atu ne diye soruyoruz? Kadın nerededir? Kadın nerededir? Ne diyebiliriz? Resim olmadan da cevap verebiliriz. Yalnız bayan erkekte farklı olacak. Farklı oluyor ona geleceğiz. Hi. El mer'atu fil beyti diyebiliriz. Evde olabilir. Başka nerede düşünelim? Secdededir. Secdedir. Başka mescitte düşünelim. Mescittedir. El mer'atu fil mescidi. Fil mescidi. Fil mescidi. Yolda diyelim. Fil tariqi. Evet. El mer'atu fit tariqi. Yoldadır. Peki arabada diyelim. El mer'atu fi seyyareti. Evet, fi seyyareti. Peki dağda diyelim. El mer'atu fil cebeli. Fil cebeli. Eynel mer'atu kadın nerededir? Hiye. Erkek için ne kullanıyorduk? Bunlara geleceğiz tekrar. Yani izleyicilerimiz de hani acaba bunlar aklımızda kalır mı diye düşünmesinler. Çünkü bunlara tekrar geleceğiz, döneceğiz. Şu an belki bir alıştırma bunlar. Hiye yine o anlamında. Fakat erkekte hüve idi o. Kadında ise hüve değil de hiye oldu. Hiye fis salat. O salattadır. Yani namazdadır. Hiye fis sucud. O secdededir. Eynel racul. Son harekeyi söylemiyorum. İstersem söylemeyebiliyordum değil mi? Evet, evet. Eyner racul diye böyle sükun ile okuyabiliyorum. Eyner raculu. Adam nerededir? Er raculu fil matbah. Matbah. Mutfak değil mi? Sonuna dikkat edelim. Fi'den dolayı ismin başına fi geldiği için sonu ne oluyordu? Esre oluyordu. Er raculu fil matbahi.
Adam mutfaktadır. Veya o mutfaktadır. Evet. Huve fil matbahi. Huve fil matbahi. O mutfaktadır. Eynel mer'atu? Kadın nerededir? Kadın nerededir? El mer'atu fil matbahi. Evet. Kadın mutfaktadır. Mutfaktadır. Veya hiye, kadın için huve değil de hiye kullanıyorduk değil mi? O manasında. Hiye fil matbahi. Zeynep, Zeynep küçük bir kız. Eyne Zeynep? Zeynep'u fil matbahi. Eyne Zeynep? Zeynep nerededir? Mutfaktadır. Zeynep fil matbahi. Zeynep mutfaktadır. Soru soruyoruz. Ehiye fil matbahi? O mutfakta mıdır? Evet, harekemizin bir tanesi düşmüş olabilir. Ehiye fil matbahi? O mutfakta mıdır? Naam, hiye fil matbahi. Eyne Ahmet? Ahmet nerededir? Ahmet nerededir? Ha, şimdi burada fi'den sonra öğreneceğimiz ikinci harfimiz ala. Ala, fi, ala. Bunlara tabii yeni harfler de ekleyeceğiz. Üzerinde değil mi? Bu tür harflere ne diyeceğiz? Harfi cer diyeceğiz. Böyle kelimeye yeni mana kazandıran harflere harfi cer diyeceğiz. Hurufu cer diyeceğiz. Harfi cer. Harfi cerlerden bir tanesini az önce gördük. Neydi? Fi. Değil mi? Fi ne manasını katıyordu? Dır. İçinde. İçindedir. İçinde manasını katıyordu. İçinde manasını katıyordu. Fi harfi cerri. Fi harfi cerri içinde manasını katıyordu. Peki ala harfi cerri. Ala da bir harfi cerdir. Üzerinde. Yani isme yeni bir mana katıyor. O da üzerinde. Üzerinde manası katıyor. Ahmet nerededir? Ahmet ale süllem. Ahmet süllemin üzerindedir. Süllem ne? Merdiven. Süllüm. Süllümü kullanıyoruz zaten. Süllem değişik yörelerde farklı kullanılıyor ama genelde süllem ya da süllüm olarak kullanılıyor. Ahmet merdivenin üzerindedir. Ehüve ale süllem. O merdivenin üzerindedir. Peki yani, burada bir soru var. Nasıl bir soru bu? O merdivenin üzerinde midir? O soruyu sağlayan nedir? Başındaki E'dir değil mi? Ehüve ale süllem. O merdiven üzerinde midir? Naam. Hüve ale süllem. Evet. O merdiven üzerindedir. Merdiven üzerindedir. Peki burada bir resim var. Bir tablo var. Tablo nerededir? Duvarda. Evet, duvardadır. Cidar. Duvar nedir? Cidar. Değil mi? Er-resmu, er-resmu alel-cidar. Peki sonu niye esreli Yusuf? Cidarın sonu, el-cidar. Üzerinde anlamı kattığı için ala geldiği zaman. Aladan dolayı harfi cerlerde başına geldiği kelimenin son harfini ne yapıyor? Bu harfi cerler esre yapıyor. Şimdi er-resmu değil mi? Er-resmu, resim alel-cidar duvarın üzerindedir. Es-seyyaratu alel-yed. Araba elin üzerindedir. Evet, araba elin üzerindedir. Şimdi bir levha var. Harflerin bulunduğu bir levha var. Harfler ne? El-huruf değil mi? Bunlar hurufu heca. Hurufu heca. Yani bizim elifba dediğimiz harflere Arapçada ne deniyormuş? Hurufu heca. Peki biraz önce fi ve ala dedik. Hani kelimeye yeni mana katan harflere. Onlara ne deniyor? Harfi cer. Harfi cer. Evet. Bunlar hurufu heca. Onlar hurufu cer. El huruf harfler alel levhati. Levhatadır. Levhanın üzerindedir. Levhanın üzerindedir. Tablodadır. El huruf ağaç. Alel şecereti. Böyle bir kağıttan bir ağaç yapılmış. Harfler ağacın üzerinde. Evet. Harfler ağacın üzerindedir. Peki burada bir binici var. Hisanın atın üzerinde midir? Evet. Ehüve alel hisan. O atın üzerinde midir? O atın üzerinde midir? Evet. Atın üzerindedir. Naam. Ehüve alel hisan. Peki burada e mıdır sorusunu soruyor. Hüve erkeğe işaret eden o. Değil mi? Hüve. Ala üzerinde manası katıyor. Ala neydi? Ala'ya bir isim vermiştik. Harfi cer. Harfi cer. Peki mana olarak ne kazandırıyor ala? Üzerinde. Üzerinde manası kazandırıyor. İsmin başına geliyor. Peki başına geldiği ismin sonunu ne yapıyor? Esre. Esre yapıyor.
Arapça ifadesiyle kesre yapıyor. Alel hisani. Alel hisani. O atın üzerinde midir? Naam huve alel hisani. Peki, eyne sorumuz. Ne soruyorduk eyne ile Yusuf? Nerede? Nerede? Dördüncü sorumuzda çünkü. Eyne nerede? Bekir. Nerede? Bekir nerededir? Eyne Bekir. Bekir nerededir? Huve o. Fil hurfeti. Fil hurfeti. Hurfe oda idi. Odadır. Değil mi? Oda. Peki fi ne manası katıyordu? İçinde. İçinde. İçindedir. Yani odadadır. Hüve niçin kullanıyorduk hüveyi? O erkekler için. Erkekler için o derken hüve diyorduk. Peki bayanlar için o derken ne diyorduk? Hiye. Hiye. Çok güzel. Ve hüve ve o ve o alel kürsiyi. O kürsünün üstündedir. O odadadır ve kürsinin üzerindedir. Kürsi nedir? Sandalye değil mi? Sandalyededir. Burada yine ala aynı şekilde ismin sonunu ne yaptı? Kesre yaptı. Ehüve calisun. O oturuyor mu? O oturan mıdır? Oturan değil mı? Mi? Oturuyor mu diyebiliriz. Ehüve calisun. O oturan mıdır? Naam. Naam. Hüve calisun. Naam hüve calisun. Evet. O oturandır. Peki o uyuyan mıdır diye sorsaydım? Ehüve? La. Ehüve naimun. Ehüve naimun diye soracaktım ve cevabım da belki la olacaktı. La. Çünkü uyumuyor değil mi? Uyumuyor. La hüve calisun. Evet. Peki o ayakta bekliyor mu diye sorsaydım? Ayaktadır. Ayakta mıdır diye sorsaydım? Ehüve vakifun değil mi? Ehüve vakifun. O ayakta mıdır? Hayır değil mi? Değil. La hüve calisun. O hayır. Oturandır diyoruz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah yarın devam edeceğiz alıştırmalarla beraber. Son cümlemiz de kalmış. Onu da hatırlatalım. Et-tufahatu. Tufaha elma demek. Elma. Aleş-şecereti. Ağaçtadır. Elma ağaçtadır. O üzerindelik manasını veren neydi? Ala idi. Alaya, fiye ki bunun gibi inşallah gelecek birkaç tane daha. Bu tür harflere ne diyorduk? Harfi? Cer. Cer. Bunlar isme yeni mana kazandırıyorlar. İsmin başına geliyorlar ve ismin sonunu ne yapıyorlar? Geldikleri ismin sonunu? Kesre. Kesre yapıyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek programda alıştırmalarla devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, gelecek programda yine sizleri de derse bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.